İyi günler değerli arkadaşlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Cumhuriyet Halk Partisi üyeleri olarak Ordu Milletvekilimiz Sayın Mustafa Adı Güzel, Muğla Milletvekilimiz Sayın Suat Özcan'la birlikte son KPSS'de yaşanan sorunlar ve çözümleri konusundaki düşüncelerimizi sizlerle Cumhuriyet Halk Partisi'nin parlamentodaki Milli Eğitim Komisyonu üyeleri olarak paylaşmak üzere karşınızdayız. Değerli basın emekçileri, kamu personeli seçme sınavı KPSS lisans oturumu 31 Temmuz 2022 tarihinde yapıldı. Ancak KPSS'ye giren adaylardan biri Erzurum'da ziyaretimizde sabah 2 Ağustos sabahı beni arayarak 7 İklim Yayın Evi'nin kitapçığında çıkan sorularla KPSS'de sorulan soruların 20 tanesinin birebir aynı olduğu bilgisini verdi. Bu bilgiyi aldıktan sonra Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun bize söylediği belgesiz hiçbir konuyu gündeme taşımayın sözü üzerine ilgili arkadaştan konuya ilişkin elinde belge varsa belgeleri istedim. Kendisi bana belgeleriyle birlikte gönderdi. Konuya ilişkin belge geldikten sonra bir video çekerek bu birebir aynı olan sıra sorularının fotoğraflarıyla birlikte siz değerli basın emekçilerine de konuyu taşıdık. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e ayrıca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a bu konuyu gündeme taşıyan soru önergelerini hem CİMER üzerinden hem Türkiye Büyük Millet Meclisi aracılığıyla bu konuyu sorduk. Şu ana kadar bizim sorduğumuz sorulara ne Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan ne Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den herhangi bir resmi yanıt gelmedi. Ama gayri resmi olarak bu konulara basın yoluyla da açıklama yapıldı. Basına gönderdiğimiz açıklamada soruların görseli çok kısa sürede gündeme oturmasından sonra daha önce Adalet ve Kalkınma Partisi'nin uygulaması olan ama topluma FETÖ taktiği diye sunulan konu boyut daha da büyüdü. ÖSYM Başkanlığı döneminde hiç olmadığı şekilde daha önce de sınavlara ilişkin tartışmalar varken hiç ses çıkarmayan ÖSYM Başkanlığı bazı sınav sorularının bir yayın evinin deneme sınav sorularıyla aynı olduğuna ilişkin sosyal medya platformlarında ortaya atılan iddiaların incelemelerimiz neticesinde asılsız olduğu anlaşılmıştır diye bir açıklama yaptı. Milli Eğitim Bakanlığı da bu konuya ilişkin benzer bir açıklama yaptı. Konunun asılsız olduğunu iddia eden. Ama yıllardır soruların çalındığını, delilleri ortaya döküldüğünü, şahitlerin konuştuğunu ancak ÖSYM'nin hiç ses çıkarmadığı bu konuda bu kadar hızlı yanıt vermesi doğrusunu isterseniz bizi şaşırttı. Ama CİMER'e başvurumuzdan birkaç saat sonra Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Recep Tayyip Erdoğan'ın Devlet Denetleme Kurulu'nu konuyu incelemek üzere talimat verdiğini açıkladı. Cumhurbaşkanı, ÖSYM Başkanı'nı bunun arkasından görevden aldı. Şimdi bu açıklamalardan sonra sosyal medya hesaplarımızdan Milli Eğitim Bakanı'nın ve ÖSYM Başkanı'nın Devlet Denetleme Kurulu'nun sağlıklı bir soruşturma yapabilmesi için görevden alınmasını talep ettim. Şimdi bu talebi ÖSYM Başkanı ve Milli Eğitim Bakanı ile ilgili. Basın mensupları şunu sorabilir. Milli Eğitim Bakanlığı ne alaka diyebilir. 3046 nolu kanuna göre ilgili kuruluş olarak geçer. Milli Eğitim Bakanlığı'nın ilgili kuruluşları YÖK'tür, ÖSYM'dir. Hem bunların Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi görüşülürken YÖK'ün ve ÖSYM'nin bütçesi de burada görüşülür. Milli Eğitim Bakanlığı'nın görevi ilgili kurumları denetlemektir. İlgili kurumlarda yaşanan en ufak bir olumsuzluk doğrudan doğruya Milli Eğitim Bakanlığı ile ilgilidir. Bunun için hem Milli Eğitim Bakanlığı'nın hem ÖSYM Başkanı Profesör Doktor Halis Aygün'ün görevden el çektirilmesi gerektiğini talep ettik. Fakat
Bu talebimizden 3,5 saat sonra Cumhurbaşkanı kararnamesiyle ÖSYM Başkanı Profesör Doktor Halis Aygün görevden alındı. Ancak bunun yetmesi mümkün değil. Daha önce ÖSYM Başkanlığı yapmış olan Mahmut Özer'in Milli Eğitim Bakanlığı koltuğunda oturduğu müddetçe Devlet Denetleme Kurulu'nun sağlıklı bir soruşturma yapması mümkün değildir. Daha başka bir ilginç olay yaşandı ÖSYM'de. Bu sınav sorularının 7 İklim Yayın Evi'nin kitapçığında aynısı olan, bakın şöyle bir şey değerli basın emekçileri, soru no 49. ÖSYM'nin soru no 49. 7 İklim Yayın Evi'nin soru no da 49. Soruya bir bakalım. Bu kısa olduğu için sizinle paylaşmak istiyorum. 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller hakkında kanuna göre 1. 30 Ağustos, 2. şık 15 Temmuz, 3. şık 1 Mayıs günlerinden hangileri resmi bayram günüdür? Şıklara geliyoruz. A. Yalnızca biri, B. 1 ve 2'si, C. 1 ve 3'ü, D. 1 ve 2 ve 3'ü, E. 1, 2 ve 3'ü. Doğru yanıt A şıkkı. Aynı soru. Noktası, virgülü, büyük harf, küçük harf sıralaması ve yanıt şıkları da aynısı. Soru no 49, soru no 49. Soru aynı, şıklar aynı, yanıt aynı. Şurada fark etmişler. Bu soru no 42, buradaki soru no 41. Soru aynı, şıkların yerleri değiştirilmiş sadece. Bu da bize çok net gösteriyor. Bakın, soru no 26, soru no 26. Soru aynı, şıklar aynı, yanıtlar aynı. Yani ÖSYM'nin soru kitaplığındaki soru numarasıyla 7 İklim Yayın Evi'ndeki soru numarası, şıklar ve sorunun içeriği de aynı. Bu kadar benzerlik olur mu diyeceksiniz. Vallahi oluyor. ÖSYM'de 34. soru, 7 İklim Yayın Evi'nde 35. soru. Soru aynı soru, şıklar aynı, yanıt anahtarı da aynı. Bu sadece 4 soru. 20 sorunun tamamı benzer özellikler taşıyor. Biz eğitimciyiz. Eğitimciler, sorularda benzerlikler olabilir. Mantıksal olarak aynı sorular da çıkabilir. Ama birebir aynı olması izah edilemez. Bu açık, çok açık. Bu açığı açığa çıktığı için Cumhurbaşkanı hızla, hiç olmadığı kadar çok hızlı hareket ederek ÖSYM Başkanı'nı görevden aldı. Milli Eğitim Bakanı o koltukta oturduğu müddetçe bu sorun çözülemez. İki, ÖSYM Başkanı'nın siyasal kimliğiyle ilgili mi acaba bu kadar hızlı hareket etti? Çünkü biz şunu biliyoruz. 2009, 2010, 2011 yıllarında ÖSYM Başkanlığı yapan Ali Demir'le ilgili iddialarımız oldu. Bu iddialarımızın karşısında dönemin Başbakanı, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan dedi ki ben Ali Demir'e kefilim. Peki bu Ali Demir daha sonra ne oldu? Yargıya gitti. Yargıdan ceza aldı. Cezaevine girdi çıktı. Daha sonra İstanbul'da bir üniversitede öğretim üyeliğine devam ediyor. Bizde Anadolu'da bir söz vardır. Kefilin ya saçı ya sakalı. Sizin kefil olduğunuz kişi soruların çalınma konusunda bir numaralı şaibeli olduğu ortaya çıktı. Şimdi bunlar ÖSYM'de nasıl yapılıyor? Bir ay önce Temmuz ayında ÖSYM'de iş yerinde çalışan 432 kişinin yeri değiştirilmiş. 432 kişinin yeri neden değiştirildi? Temmuz ayında bu yer değişikliği yapılıyor. Burada yer değişikliği yapılırken Teskobis Sendikası'nın iş yeri temsilcisinin de yeri değiştiriliyor. Teskobis Sendikası Genel Merkezi bu duruma itiraz ediyor. Diyor ki iş yeri temsilcisinin yasaya göre yeri değiştirilemez. Yasaya rağmen iş yeri temsilcisinin yeri de değiştiriliyor. Bu 432 kişinin yeri neden değiştirildi? Yerine kimler geldi? Sınava bir ay kala bu değişikliğin adı nedir? Bunu
Milli Eğitim Bakanı Sayın Mahmut Özer'in ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanıtlaması için bugün bu konuyu da soru önergesiyle gündeme taşıdık. Ayrıca CİMER'e de bu konuda şikayette bulunduk. Sizlerin huzurunda bir kez daha meclis başkanına çağrı yapıyorum. Milletvekillerinin soru önergelerine 15 gün içerisinde yazılı yanıt verilmek zorundadır. Bu konu çok acildir. Bir an önce bu konunun açığa çıkartılması gerekiyor. Bunlar tüm olup biterken Cumhurbaşkanı olayda bir şahide olduğunu görerek Devlet Denetleme Kurulu'nu göreve çağırmışsa, ÖSYM Başkanı'nı görevden almışsa Cumhuriyet Savcıları ne iş yapıyor? Burada bir usulsüzlük var. Burada bir hırsızlık var. Alın teri çalınmış. Umutlar çalınmış. İş ve ekmek çalınmış. Bu hırsızlık olayını kim takip edecek? İdari takibat var. Peki adli takibeti kim yapacak? Cumhuriyet Savcıları. Cumhuriyet Savcıları şu ana kadar herhangi bir soruşturma başlatmadı. Bu konuyla ilgili de Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizler bugün öğleden sonra Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda da hazırlıklarımızı yaptık. Suç duyurusunda da bulunuyoruz. Bu konuların açığa çıkması bizim için elzemdir. Sınava girecekler endişeli. Bakın, vatandaşlarımız ÖSYM'de yaşanan bu sorundan sonra öğretmenlik alanı bilgi testi sınavı var. ÖABT. Bu sınava girecek olan bir öğretmenimiz sosyal medyamızdan, biz bu konuyu gündeme getirdiğimizde Metin Ünal, kendisi açık paylaştığı için ismini veriyorum. Bu öğretmenimiz şöyle diyor. Ayın 14'ünde öğretmenlik alan bilgisi testi sınavına gireceğiz. Bu kafayla nasıl olacak? Ben her soruyu şüphe ile mi okuyacağım diyor. Bu kaygıyı bir öğretmene nasıl yaşatıyorsunuz? Önümüzdeki dönem yapılacak sınavların tamamı şaibeli olacaktır. Eğer bu konu çok açık ve net açığa çıkmazsa. 19 Kasım 2022 Cumartesi günü uzmanlık, baş öğretmenlik, öğretmenlik sınava girecek olan 602 bin öğretmenimiz de bize mailler yoluyla hem milletvekili arkadaşlarımıza hem bana ulaşıyorlar. Diyorlar ki bu kadar haksızlık, hukuksuzluk, soruların çalındığı göre göre öğretmenler uzmanlık sınavına giremez. Buradan çağrı yapıyorum. Sayın Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ya o koltuğu bırak ya bugünden açıkla. Bir, ÖSYM'deki yolsuzluğu açıkla. İki, uzman öğretmenlik sınavının yapılmayacağını açıkla. Bu kadrolar değişmediği müddetçe, bu kafa değişmediği müddetçe öğretmenlik uzmanlık sınavı yapılamaz. Öğretmenlere de buradan çağrımdır. Sınav sonuçlarında itiraz ettiğinizde sonuç değişmiyor. Bugünden çığlığınızı yükseltin. Bugünden sınava girmeyeceğinizi deklare edin. Güvenmiyoruz, inanmıyoruz, geleceğimizi sizin elinize teslim edemeyiz demek zorundasınız. Eğer bunu demezseniz KPSS'de yaşanan sorunlar sizi de yakacak. Ülkede öğretmeninden öğrencisine, gencinden iş arayana kadar emekleri, alın terinleri çalınıyorsa, umutları çalınıyorsa umudun adresi Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz bu sorunu takip etmeye devam edeceğiz. Burada sizlerin huzurunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iki şey söylemek istiyorum. Biri teşekkür, biri de çağrı. Teşekkürüm şudur. Hızla ÖSYM Başkanı'nı görevden alması, Devlet Denetleme Kurulu'nu göreve davet etmesi anlamlıdır, önemlidir. Ama yetmez. Milli Eğitim Bakanlığı da o soruşturmanın selameti için görevden alması lazım. Bu konuda kendisine bu kadar hızlı hareket ettiği için teşekkür ediyorum. İkinci çağrım şudur. 602 bin öğretmen ve öğretmenlik alan testine girecek olan öğretmenler kaygı taşımaktalar. Bu kaygıyla birlikte sınavlar yapılamaz. Derhal ÖSYM tepeden tırnağa değiştirilmeli. Milli Eğitim Bakanlığı bu alanla ilgili olanlar değiştirilmeli. Eğitim bileşenlerinden yetkili olan sendika dahil olmak üzere eğitim sendikalarıyla birlikte bir komisyon oluşturulmalı.
bu komisyon bu süreci takip etmeli. Ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisi, Milli Eğitim, Gençlik, Kültür ve Spor Komisyonu'ndaki siyasi parti temsilcileri de bu süreci takip etmekle görevli kılınmalıdır. Bunlar yapılmadığı müddetçe her şey şaibeli olacaktır. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı çürümüştür. Çürüyen fındık dalda durur mu Sayın Mustafa adı güzel? Düşer değil mi? Eğer fındık dalda çürüdüğü çürüyen fındık daldan düşüyorsa, elma çürüdüğünde daldan düşüyorsa bu siyasal iktidar da çürümüştür. Bunlar da düşecek. Bu konuda değerli arkadaşlarımızın da söyleyecekleri vardır.